Efendim bir de Ahmet'e de kulak verelim. Bakın Ahmet de neler söyleyecek. Sonra diğer konularımıza geçeceğiz ve Trabzon'dan haber bekleyeceğiz. Yollanmış olan dosyanın daha fazla da uzatılmaması için karar günü olacak. Adı konulduğu belli. O yüzden fazla uzatmıyorlar. Bakalım bu mahkeme ne olur. Ceza verip yollaması net ama üst sınırdan mı verecek, 3 yıl mı verecek onu bilemiyor. Yargıtay süreci başlar ondan sonra. Esas dosyaya katarak ceza verir mi müebbet orasını da bilmiyorum. Ahmet cezaevine girsin. Bak Akçabat'ta ne şenlikler olur. Neden öyle düşünüyorsunuz, öyle mi diyorlar? Öyle diyorlar. Ahmet cezaevine girsin, katil çıkar artık. Ahmet, bir de yaş tespitiyle alakalı bir durum var. Mahkeme onu kabul etmedi zaten. Kimlik yaşına göre tabi tuttu. Ali Yaşar'ın talebini reddetti yani. Esas yaş kimlikte olan yaştır. Yani madem yaşım 90 doğumluydum, o tarihe göre kimliğime geçseydiler. Benim yapabilecek olduğum bir şey yok bunda. Mahkeme de bunu kabul etmedi ki ben de kabul etmem. Burada bir aile ortamında kaçırılan bir gelin var. Beni Ali Yaşar işe yolluyor. Gidip Vakıf Gebir Emniyeti'ni benim ismimi veriyor. Ben bir akşam arayabildim yengemi ya. Ali Yaşar dedi bana. Biz yengeni ararız, sen işine git. Ben de öyle yaptım. Ali Yaşar'la ben Vakıf Gebir'e gitmiş miyim? Gitmiş olsam ki gözaltına alındı Ali Yaşar ki ben de gözaltına alınmış olurdum. O zaman da sonra yer göstermiş olsaydım tamam cinayetin içinde ben varım. Ama bu Nazmi Yaşar benim yengemse nereye atıldığını ben öğrenmek zorundayım da. Herkes ayaklandı bir ceset bulundu kadın cesedir diye. Herkesten bize haberi aldık. Öğrenmem gereken şeyleri ben öğrendim. Vakıf Gebir Emniyeti'nin bundan haberi yok. Benim onları öğrendiğimde. Yani kimse burada hemen direkt yer göstermeye atmasın olayı. Yer gösterme çok önemliyse Ali Yaşar da gitsin kadını söylesin. Umut İsa'yla bırakıp da yengemi kaçıran kadını. Ali Yaşar hiç, orada söylediğimiz hiçbir şeyi kabul etmedi ki. O ifade verdi diye ben de onları suçladım diye bir şey yok burada aslında. Kelimeleri çevirip de yani doğru düzgün anlatamıyoruz. Yani burada aile için namus cinayeti olarak döndüğü iş Ali Yaşar'la Nazmiye'nin durumunu Vakıf Gebir Emniyeti'nin nereden biliydi? Var veya yok. Sona yaklaşıldı diyorlar da bu cinayetin içinde olan kişiler başka kişiler. Nasıl sona yaklaşılıyor bu ki? Benim bu köydeki evden başka bir evim yok ki saklayacak bir yerim de yok. Çevrem de yok. Nereye saklayacaktım Nazmiye Çam'ı? Yani bu cinayetin ortaya çıkmamasında ben son derece rahatsızım. Babam vardı, ben vardım. Hasan Şükrü vardı. Oraya attılar cenazeyi dediniz. Bu son zamanlarda değiştirdiniz. Hayır, babam Hasan Şükrü yaptı. Ben yoktum dediniz. Evet dedim. Neden böyle bir değişiklik yaptınız? Ali Yaşar'ın yanlışlarını gördüm. O yüzden söyledim. Biz bir akşam orada kaldıklarını biliyorduk. Nerede kaldıklarını biliyordunuz? Komşunun evinde işte. Ama ev sahipleri öyle demiyor. Bir saat kaldı gittiler diyor. Geçtiğimiz ayın ikinci duruşmasında ben söyledim onu. Yani eve gelmediler. O zamana kadar Hasan Şükrü'den hiç şüphelenmezdim. O ifade çıkıntıyı ortaya Hasan Şükrü'nün de o söyle Hasan Şükrü de benim gözümde şüpheli olarak bu duruma koydu yani. Sabır bitti yani bizde. Cinayetin yeniden araştırılmasını bekliyoruz yani. Hepimiz çok yorulduk. Ben katillerin ortaya çıkmasını istiyorum. Evet. Yani Ahmet gene artık Hasan Şükrü'den de şüpheleniyorum diyor. Vesaire. 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 Evet. Bu vesaireler.